أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Çok kıymetli Edesa TV izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinizde olsun. Cenab-ı Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu kulların cümlesine ilhak buyursun. Yüce Mevla, içerisinde bulunmuş olduğumuz şu mübarek Recep ayı hürmetine ve Cuma günü hürmetine kalbimizi Kur'an ve sünnet nuruyla aydınlatsın. Değerli dostlar, her zaman olduğu gibi bir Cuma günü, yine saatlerimiz 17'yi gösterirken, çok değerli hocam İbrahim Halil Aslan ile birlikte Edesa TV ekranlarında Kur'an Yolu programıyla huzurlarınızdayız. İnşallah bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinin 26 ile 60. ayetlerinin tefsirini siz değerli izleyicilerimize dilimizin döndüğü kadarıyla arz etmeye çalışacağız. Yüce Mevla şimdiden bizleri de sizleri de Kur'an'ın ikliminden faydalanan kullarından eylesin. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu bu mübarek zaman dilimini inşallah amel defterimize sevap olarak kaydetsin diyelim. Bizi dinleyen, izleyen, takip eden bütün kardeşlerimizin dualarını Allah makbul etsin, isteklerine ulaştırsın, korktuklarından emin, umduklarına da nail etsin diyelim yani. Amin inşallah. Hocam iki hafta önce bizler Mü'minun suresine bir giriş yapmıştık ve ilk 25 ayetinin tefsirini yapmıştık. İnşallah bugün de kalan ayet-i kerimelerden devam ederek 60. ayet-i kerimeye kadar izahını yapmaya çalışacağız. Daha önceki ayetlerde baktığımız zaman genel itibariyle Cenab-ı Allah bir husus üzerinde ısrarla duruyordu ki müşriklerin Kur'an'a karşı takılmış oldukları olumsuz tavır. Ve bundan dolayı bu tavırları Kur'an'ın bu suresinde ve daha başka surelerinde Yüce Rabbimiz tarafından eleştirildikten sonra Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir nevi bir moral, bir motivasyon olsun diye geçmiş kavimlerin peygamberlerine karşı ve onlara gelen kitaplara karşı takılmış oldukları tavırdan da söz ediyor ki inşallah bugünkü sohbetimizde de bakıyoruz. Yüce Rabbimiz bu surede de akabinde hemen Hazreti Musa ile ve Firavun'un mücadelesinden bahsediyor ki geniş bir şekilde bahsediliyor bu sure-i celilede. Yine Hazreti Yusuf'tan da bahsediliyor. Hazreti Yusuf genelde Yusuf suresinde genel itibariyle kıssası anlatılır. Ama Hazreti Yusuf'un bir bölümünün de kısa bir bölümünün de ele alınmış olduğu surelerin başında Mü'min suresi geliyor. Evet. Evet hocam. Devam edelim inşallah. Tabi bu وَقَالَ فِرْعَوْلُ diye başlayan 26. ayet 23. ayette Hazreti Musa'nın kıssasının anlatıldığı ayetin devamı. Evet. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ. Tabi Hazreti Musa mucizelerle Firavun'a gidince İsrailoğullarının kendilerine tabi olması gerektiğini, onları imana davet ediyor, etbaını imana davet ediyor. İster istemez bu dönemin liderlerinden olan, işte o günün Mısır'ın krallığına verilen isim Firavun. Evet. Yani o dönemin Firavun'u rahatsızlanıyor bundan. Yani rahatsızlık, sıkıntı çekiyor. Sebebi ise insanları kendisine karşı köleleştirmiş. Yani şartsız, kayıtsız biat ediyorlar. Yani bir nevi hocam aynen Hazreti Peygamber'in döneminde de yaşayan o üst tabakanın yaptığıyla benzer bir durum. Firavun'un Hazreti Musa'yı yapmış olduğu. Evet. Yani tabiri bir statüko oluşturmuş kendisine. Kendisi, ailesi, çevresi falan. Ve onları sömürerek hayatlarını, ağalıklarını tabiri caizse sürdürüyorlar. Hı hı. Şimdi Firavun şöyle diyor. Zeruni aktul Musa. Yani beni bırakın da Musa'yı öldüreyim. Hazreti Musa'yı öldüreyim aleyhissalatü vesselam. Ve liyed'u Rabbe.
Hani Hazreti Musa Rabbine davet ediyor, işte ilahımız şöyledir, Allah'ımız böyledir, şudur falan. Yani o da önemi yok yani. Allah'a dua, Allah'ına daha doğrusu kendi ilahına yani. وَلِيَدْعُ رَبَّهُ Hazreti Musa kendi Allah'ına dua etsin. Yalvarıp yakarsın yani dursun. Ama ben öldüreceğim diyor. Evet. اِنِّي اَخَافُ Şimdi bunun sebebini açıklıyor. Yani neden ben Hazreti Musa'yı ortadan kaldıracağım, öldüreceğim? Çünkü hak davasıdır. Kendisininki de batıldır. O zaman bu batılın ortadan kalkmaması için hakkın ortadan kalkması lazım. Bunu kılıflandırıyor. Sebebi şu. اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ Diyor, benim korktuğum bir şey vardır. Hazreti Musa sizin dininizi değiştirir. İnancınızı, örf adetinizi. Yani siz evet bugün böyle düşünüyorsunuz, giyim kuşamınız böyledir, atadan beridir bu şekilde yaşıyorsunuz. Korkuyorum ki o sizi değiştirecektir diyor. Yani tabiri caizse değişime direnmek. Değişim dediği şey nedir? İnsanların kendisine olan kölelik sisteminin kaldırılması. Yani kendisine bağladığı bir kölelik sistemi var. Veya ev en yuzhira fil ardı fesad. Veya korkarım ki yani Hazreti Musa yeryüzünde bozgunculuğu çıkarır yani, ortaya çıkarır. Benim korktuğum iki şey var. Yani ya yeryüzüne fitneyi çıkarır, fitneye sebep olur veya sizin dininizi değiştirir. Aynen hani dedik ya, peygamberimizin dönemiyle karşılaştırdığımız zaman hocam, Allah Resulü de onlara dinimi, beni İslam'a davet etmeye başladığı zaman başta Ebu Leheb ne dedi, ne oldu Muhammed sana? Nasıl oldu da sen bizim atalarımızın dinine laf atıyorsun? Efendim aileleri birbirine kırdırtıyorsun, kardeşi kardeşe kırdırttın, evladı anne babaya kırdırttın vesaire. Aynı durum şey. Söz konusu yani. Bu standart olan, yani insanlığın doğasında olan bir evet. şey. Ve kâle Musa, tabi Hazreti Musa bu söylem kendisine ulaşınca şu tepkiyi veriyor. İnni uztu bi rabbi ve rabbikum. Yani İsrailoğullarına dönüyor, diyor ki burada onlara bir mesajdır da İsrailoğullarına. Yani diyor, benim ve sizin bir Rabbiniz var ve benim tek sığınağım da Allah'tır Celle Celaluhu. Ben kendim içinde, sizler içinde Allah'a sığınıyorum. Bu kimden? Min kulli mutekebbirin la yu'minu biyevmil hisab. Yani ahiret gününe iman etmeyen, hesaba iman etmeyen her zorbanın, zalimin şerrinden ben Allah'a sığınıyorum diyor. Benim ve sizin Rabbiniz. Burada önemli bir nokta şu, yani ahiret inancı olmayan vurgusu ve hesaba olan inancının olmayışından Hazreti Musa bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'le bize aktarıyor. Yani kendi sonunu düşünen, ahiretini düşünen veya vereceği hesabı düşünen bir kişinin, bir kimsenin yani bu işe girişmesinin imkanı yoktur. Yani öldürme işine girişmesinin imkanı yoktur. Yani bir ahiret inancı söz konusuysa değil Tabii. mi? Böyle bir şeye nasıl geldi? Tevessül edemez yani. Aynen. Yani hocam peygamberlere karşı çıkan gerek bu üstteki olsun alttaki olsun bütün insana ortak niteliği bu galiba. Yani ahiret inancının olmaması. Müşriklerde de peygamberimizin döneminde yaşayan müşriklerde de aynı durum söz konusuydu. Allah'a inandıkları halde ahirete inanmıyorlardı. Ve aynen Firavun ve onun taraftarlarının da inanmadığı gibi. İnanmadık. Ve kâle racülü mü'minun. Tabi bu söylemler diyelim Firavun'un sarayında dönüp dolaşırken onlardan iman eden bir adam var. Ki bazı kaynaklarda bunun Habib Necar olduğu falan ifade ediyor. Hani Yusuf Yasin suresinde de bahsedilen bir yer var. Bazıları da Habib Necar olduğunu söylüyor. Evet. Bu min ali Firavun'a. Bu iman eden kişi, adam Firavun'un ailesinden. Burada al dediğine göre bazıları diyor ki yani Firavun'a yakın olan birisidir. Yani yakınlığından dolayı Firavun'a karşı rahatça konuşabiliyor. Diyelim ki kendisinin meramını rahatlıkla ifade edebiliyorsa zalime karşı kim rahatlıkla bir şey ifade edebilir ki? Evet. Ama yektumu imanehu. Kendi iman mümin olduğunu da gizliyor diyor. Şöyle diyor. Etaktulune racülen en yekule rabbiyallah. Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Tabi burada etaktulune yine Firavun'a hitap, tazim ifadesi. Yani siz. Yani çoğul değil de. Siz ya bu gariban adamı Rabbim Allah'tır diyen bir kimseyi Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı mı öldürüyorsunuz diyor. Evet. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Halbuki yani Hazreti Musa sizlere
Rabbinden, sizin de Rabbinizden, yani Rabbinizden beyineler getirmiş o, deliller getirdi. Ve in yeku kediben fe aleyhi kedibu. Eğer söylediği şeyler yalan ise, hakikati yansıtmıyorsa, batılsa zaten onun aleyhine olur. Dönüp dolaşır, onun ayağına dolaşır diyor. Ve in yeku sadiken, ama söylediği şeyler doğruysa, yusibikum ba'dullezi ya'idukum. Yani onun bu vaat ettiği işte cennet, cehennem, ahiret, hesap, mizan, terazi vesaire, bazı söylediği şeyler sizin başınıza musibet olarak gelebilir yani. Yani çünkü siz onun söylediğini yapmıyorsunuz, o zaman ileride bunun sıkıntısını yaşarsınız diyor. İnna Allah la yehdi men huve musrifun kezzab. Yani muhakkak ki Allah Celle Celaluhu, yani aşırı giden, çokça yalan söyleyen insanları hidayete erdirmez. Yani doğru yol onlara nasip olmaz. Kim evet. aşırı giden? Aşırı kimdir? Yani malda aşırı giden, diyelim zalimlikte aşırı giden, yani her şeyin aşırısına kaçan kişileri ve aynı zamanda kezzap olanı, yani çokça yalan söyleyen, çarpıtan, yani olguyla algıyı değiştiren, olgu bir şeydir, algı ise farklı şekilde onu evirip çeviriyor, işte kendi milletinin önüne sunuyor. Zaten burada da ona işaret var. Yani mantıklı bir şey izah ediyor onlara yani. Tabii tabii yani. Onların o aklını çelebilecek basit şeylerle onların aklını çeliyor. Evet. Yani Firavun'un yaptığı bu. Yani tabiri caizse demagoji yaparak onların aklını çeliyor. Ya kavmi lekul mulk, tabi o adamın iman ehli olan o kişinin söylemi devam ediyor. Lekul mulku el yevme zahirine fil ard. İşte bugün yeryüzünde sizler galipsiniz, hakimiyetiniz altında var. Bu kadar mülkler size aittir. Femen yansuruna min be'silahi incahine. Peki, hani Hazreti Musa Allah'ın azabından bahsediyor ya. Yani Allah'ın azabı bize gelse, bize yardım edecek kim vardır diyor. Onun söyledikleri doğru çıksa diyor. Kale Firavunu, tabi bütün bu konuşmalar üzerine Firavun'un söylemi bu. Delille karşılık veremiyor ya. Yani herhangi bir mucize yok, bir şey yok. Ma uriikum illa ma ara. Yani benim sizler hakkında düşündüğüm şey, uygun gördüğüm şeydir. Yani ben bu adam sizin dininizi değiştirir, yeryüzüne fitne fesat çıkaracaktır diyorsam benim dediğim şey doğrudur. Yani bu benim görüşüm sabittir. Yani bunun dışında başka bir şey görmüyorum diyor. Ve ma ehdikum illa sabila rashad. Ve Firavun devam ediyor. Diyor ki ben ancak ve ancak sizi doğru yola sizi götürürüm. Yani doğru bu yolu gösteririm. Benim görüşümdür. Tabii. Ve bu görüş de doğrudur. Doğrudur ve benim size dikte ettiğim veya sunmuş olduğum yol da doğru olan yoldur diyor Firavun. Ve kâle lezî âmene, tabi iman eden kişi şöyle dedi. Ya kavmi, artık Firavun'u bıraktı. Yani Firavun'dan o imkan tanıdı ya Firavun. İşte rahatı da konuşuyor falan, cesaret aldı. Orada gelen işte Haman var, meclisinde vüzaralar falan, vezirler, bakanlar falan var. Onlara sesleniyor. İnni ehâfu aleykum misle yevmil ehzâb. Yani diyor ki ben bu Ahzab günü gibi sizin başınıza gelmesinden korkuyorum. Azap günü gibi evet. değil mi? Azap günü. Ahzab günleri gibi yani diyelim grupların, birliklerin birbiri ardına insanlara saldırdığı gün veya evet. şu Ahzab şeyi de var. Topluluklar yani. Toplulukların tabii grupların, hiziplerin evet. yani. Burada Ahzab hizmin çoğuludur. Hı hı. Yani onların size saldıracağı gün gibi ben sizin bu gidişatınızdan korkuyorum diyor. Yani sizin Hazreti Musa'ya iman etmeyişiniz sizin gidişatınızın kötü olduğunu gösteriyor. Bu kötü gidişat da yani düşünün toplulukların sizin üzerinize üşüşmesine sebebiyet verecektir. İşte o toplulukların sizin başınıza üşüşeceği günden korkuyorum diyor. Çünkü yanlış yapıyorsunuz diyor. Evet. Bunlar kimdir? Yani misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semud. Tabi çevrelerinde duyup işittikleri, kulaktan kulağa aktarılan bazı masallar, hikayeler, belki yarım yamalak da olsa, hak ile batıl karışık da olsa bazı hikayeler dönüp dolaşıyor. Kimle ilgili? İşte Hazreti Nuh'un kavminin adetleri, ondan sonra Ad kavmi, Semud kavmi, vellezine min ba'di ve onlardan sonraki gelen insanların o hikayeler, işte diyelim peygamber kendilerine gelmiş, bunlar iman etmemişler, sonradan tufan kopmuş, sonradan işte azap başlarına gelmiştir, helak olmuştur gibi gibi rivayetler onların etrafında
yalan doğruyla karışık bir şekilde aktarıldığı için onlar bu tür şeyleri biliyorlar. Onlar da diyor ki işte o Ehzab günü gibi, yani o daha önceki toplulukların helak olduğu gün gibi sizin de helak oluşunuzdan korkuyorum. Çünkü onlar da peygamberlerin sözlerini dinlemediler ve neticede helak oldular. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ Bunu da Allah Celle Celaluhu net olarak ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman kullar için zulmü murad etmez. Allah'ın muradı zulm hiçbir zaman olmaz. Zulmü istemez diyor. Yani burada Allah Celle Celaluhu diyor ki ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi, sizler de kendinize çeki düzen verin. Onlar da işte sizin gibi biz en iyi bileniniz şuyuz buyuz. Onlar da dediler ki bu modern çağda böyle bir çağrımı olur. Helalı haramı dinlemediler. Faiz yediler, işte kan akıttılar, diyelim kardeşinin mirasını gasp ettiler vesaire vesaire. Hak hukuku dinlemediler. Neticede başlarına gelen geldi diyor. Evet. Devam ediyor konuşmasını. Ve ya kavmi inni ekhafu aleykum yevmet tenahat. Bir de başka bir korktuğum gün vardır. O misle yevmil ahzab, dünyadaki olan. Yani azaptan bahsediyor. Burada ise ahiretteki azap. Ben o çağrışma günü. Yani yok mudur işte yardım edecek olan insanların birbirlerine kaçtığı, birbirlerini çağırdığı, işte bu peygamber bize şefaatçi olacak, diğer peygamber bize şefaatçi olacak, şu bizi cennete götürür diye insanların birbirini çağırdığı, yardıma çağırdığı o günden ben sizin için korkuyorum. Yani ahirette sizin azabınız çetin olacaktır diyor. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ O gün işte siz sırtınızı çevirip, sırt verip döndürürsünüz. مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ Sizi Allah'ın azabından koruyacak bir güç de olmaz. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah Celle Celaluhu kimi saptırırsa, yani saptırmak ne demektir? Yani Allah Celle Celaluhu haşa hiçbir insanı dalalete götürmez. İnsanoğlu murad eder, Allah da o gücü insanda yaratır. Çünkü insanda seçme hürriyeti var, özgürlüğü var. Allah Celle Celaluhu kimi dalalete götürürse فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ onun tekrar onu hidayete erdirecek olan, ona doğru yolu gösterecek olan herhangi bir güç kuvvet söz konusu olmaz diyor. Evet. Şimdi hocam bu ayetlerde gerçekten bu sure-i celilenin önemli konulardan birisi olan işte Firavun ehline mensup bir davetçinin akli ve nakli deliller getirerek bir nevi onları doğru yola davet etmesine tanık oluyoruz ki burada şöyle bir ders vardır bizim için. Gerçekten insanlara Allah'ın yoluna davet eden insanların belli başlı bazı nitelikleri olması söz konusudur. Bazı vasıfları olması söz konusudur. Yani davetçi kimliğine bürünen bir insan kısaca bilgi sahibi olması lazımdır. Hem akli melekesini kullanma yönünde mantıki delilleri öne sürmesi yönünde. Hani siz kafirin huzuruna çıktığınız zaman hocam onu İslam'a davet edeceksiniz. Mesela bir Firavun gibi. Biz normalde Müslümanlara bir şey anlattığımız zaman ne yaparız? Nakli deliller getiririz değil mi? İşte Cenab-ı Allah ayette şöyle buyuruyor, Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor diye ona öğüt vermeye çalışırız. Lakin inanmayan bir insan söz konusu olduğu zaman zaten Kur'an'a inanmıyor, zaten Peygamber'e inanmıyor. Peki bu durumda ne yapılması lazım? İşte akli delilleri öne sürerek bu bapta o insanın, o davetçinin donanımlı olması gerekir. İkinci olarak bir de tarih bilgisi son derece önemli. Bakınız bu davetçi ne yapıyor? Hemen geçmişteki kavimlerden onlara haber veriyor. Demek ki bu insan sıradan bir insan değil. Yani onların dilini biliyor, adetini biliyor. Yani bir bilgi, bir donanıma sahip sıradan bir insan değil sonuç itibariyle. Ve aynı şekilde bu davetçi sadece kendi nefsini düşünen bir insan da değil. Yani kendisi için yaşayan bir insan değil. Ne diyor orada? Ben sizin akıbetinizden korkuyorum diyor. Yani ahirette Cenab-ı Allah sizi dirilteceği günde, sizler onun huzuruna çıktığınız anda ben sizin oradaki durumunuzdan korkuyorum diyerek esasen davetçi olan Müslümanın burada fedakarlığından da söz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir Müslüman sadece kendi nefsini düşünen değil, aynı zamanda başka insanları da düşünür. Keza Allah'ın azabıyla çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi hem dünyadaki azap hem de uhrevi alemdeki azap ile
onları uyarması da son derece önemli. Yer yer buna, bu da gerekli oluyor elbette. Evet hocam. Ardından bu tarih bilgisine devam ediyor. Peygamberlerin konu edildiği tarih bilgisi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Şimdi olay Mısır topraklarında cereyan ettiği için, yani diyor daha önce de Hazreti Yusuf sizlere deliller sundu, mucizeler getirdi. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Onun getirmiş olduğu gerek ayetler, deliller, yani kitaplar, şeriat konusunda şüphe duymaktan geri durmadınız. Sürekli böyle bir temkinli yaklaştınız. Tereddüt ettiniz. Şüpheyle baktınız. Acaba gerçekten bu doğru mudur, değil midir diye sorguladınız diyor. Yani burada sorgulama, soru sorma güzel bir şeydir ama itikadı sarsacak, evet, konulara, yani bu sorgulama işi girdi mi insanın inancı zayıflar. Amelde gevşeme söz konusu olur. Zaten bizim şu andaki amelde gevşeme bizde olmasının sebeplerinden birisi de bu. Sorgulamalar, sorular, bakıyorsunuz ki artık siz ilimle uğraşırken amelde geride kaldınız yani. Geçenlerde Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şeriflerini okudum muhterem hocam. Orada Allah Resulü buyuruyor. Cenab-ı Allah üç şeyden sizden razı olur. Üç şeyden de razı olmaz. Razı olmadığı konulardan birisi işte tam da değindiğini çok soru sorma. Çok soru sorma. İkincisi çok dedikodu yapma. Ve bir de malı zayi etme diye. Bu gerçekten önemli ve altı çizilmesi gereken bir konu. Şimdi devam ediyor. Diyor ki hatta izâ heleke kultum len yeb'asallahu min ba'di rasûlâ. Yani Hazreti Yusuf vefat ettikten sonra, tabi buradaki heleke yani mat anlamı, yoksa helak olduğu anlamda değil. Yani Hazreti Yusuf vefat etti, gitti. Dediniz ki artık ondan sonra Allah Celle Celaluhu bir peygamber göndermeyecektir. Yani bunun hasreti içerisine girdiniz diyor. Yani önemli bir insan kaybedildiği zaman ya acaba tekrar onun gibi bir insan bulunabilir mi, evet, gelir mi, gelmez mi? Böyle insanda bir hasretlik söz konusudur. İşte Hazreti Musa da onun kardeşidir. Geldi, ona sahip çıkın demek istiyor. كَذَٰلِكَ يُضِيلُ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ. Allah Celle Celaluhu yani aşırı gidip şüphe duyan, şüphe uyandıran, sürekli şüpheyle yaşayan, şüpheyle oturup kalkan insanları Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman hidayete erdirmez, doğru yolu göstermez. Yani siz bir yolda sürekli şüphe ederseniz, şüphe duyarsanız mutlaka yani endişeyle gittiğiniz için ya yolunuzu şaşırırsınız ya kaza yaparsınız. Yani bir şekilde bir şeyler olur yani. Ama azimli, gayretli ve kesin bir şekilde yola çıktığınız zaman Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Evet. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Tabi kimler? Bu peygamberlere karşı tavır takınırlar. Allah Celle Celaluhu onu ifade ediyor. Diyor, اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetleri hususunda mücadele ederler. بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Halbuki onlara verilen bir yetki de yok bu konuda. Bir delilleri de yok. Yetkileri de yok yani. Yani onları çürütebilecek bir yetkinlikleri de söz konusu değil. Bir iktidarlıkları da yok. Ama buna rağmen körü körüne şüphe duyarak ve şüphe uyandırmak üzere böyle bir mücadele söz konusu. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ اَمَنُ. İşte bunların bu tutumu, bu davranışı Allah katına ne büyük bir öfkeye sebebiyet verir diyor. Ve sadece onların yanında değil. Aynı zamanda ve indellezine amen iman ehli kişiler yanında da büyük bir öfkeye sebebiyet verir. Kezalike yetbaullahu ala kulli kalbin mutekebbirin cebbar. Böylece Allah Celle Celaluhu yani zalim, kibirlenen, zorba insan bütün insanların kalbini diyor mühürler. Ve kâle firavunu tabi o konuşmalar devam ediyor. Ardından Firavun şöyle diyor. Ya Hamanu, ey Haman. Haman dediğimiz şey de yani o günkü danışmanları, vezirleri yani birebir devlet işlerinin kendileriyle yürütüldüğü insanlara Haman diyorlar. İbni li sarhan. Diyor ki bana bir kule yap. Yani burada niçin? Lealli eblugul esbab. Belki ben o yollara ulaşırım. Yollar dediği nedir? Esbâbe semâvâti. Sebep yani insanı bir şeye ulaştıran araç demektir. Burada semavattan bahsediyor. Kendi zannınca Hazreti Musa'nın Rabbi de semavatta olduğu için öyle düşünüyor. Diyor ki siz bana bir kule yapın. Ben bu kuleye çıkayım.
Ta ki ben Hazreti Musa'nın Rabbini ben orada göreyim. Şöyle diyor. Fe'attalia ila ilahi Musa. Yani Hazreti Musa'nın ilahına rastlayayım, denk geleyim diyor. Muttali olayım. Ve inni la'zunnuhu kadiben. Yani ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Bakınız, geçmiş topluluklarda olsa dahi böyle bir inanç var. Yani ben hele bakalım var mı yok mu, veya kendi toplumunu bununla aldatmak suretiyle. Yani bak, evet, ben çıktım yukarıya. Ben çıktım, görmedim yani. Görmedim. Bir şey. Onun için içiniz rahat olsun. Evet, içiniz rahat olsun. Evet. Böyle bir şey yok. Hatta bazıları şunu ifade ediyorlar. Diyorlar aslında ki, dediği şey kendisini de belki mantıkla sıkmayan bir şey yani. Bunu yani, söylüyor ama. Çünkü kendisi de biliyor ki kendisini affedersin ne mal olduğunu kendisi de, evet, biliyor yani. Evet. Şimdi bazı rivayetlerde yani kaynağı sahihtir değildir net olarak bilmiyorum ama sahih kaynaklarda çok yok. Onu anlatıyor. Diyor ki yani Firavun'un gökyüzüne çıkmasının şeyi şu, bir tane diyelim ki oturak yapıyorlar. Kartallar getiriyorlar o günün şartlarında. Ondan sonra kartalları aç bırakıyorlar ve şeye bağlıyorlar. O oturağın dört bir kenarına kartalları bağlıyorlar. Üst tarafta da bir et parçası. Bunlar et parçasına ulaşmaya çalıştıkça o havalanıyor, yükseliyor. Böyle bir örneklendirme kitaplarda geçiyor. Tabii ne kadar doğru yanlış onu bilmiyoruz ama, evet, kitaplarda böyle şeyler var. Ve inni la'zunhu kaziben diyor. Ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum. Ve kezalike zuyyina li firavne su'u amalihi ve sudda anis sebil diyor. Böylece Firavun'a yapmış olduğu o kötü ameller süslü gösterildi. Yani bu şeytan, şimdi siz bir makama gelmişsiniz. Toplumun liderisiniz, reisisiniz. Belli bir süre bazı söylemleriniz var, bazı ilkeleriniz, bazı prensipleriniz var. Belli bir süre geçtikten sonra siz diyemiyorsunuz ki ya o konumdan dolayı. Ya bunlar yanlıştır, benim söylediklerim doğru değildir. Hazreti Musa'ya tabi olun. Bak şeytan da ona o amelin süsü göstermesiyle beraber katmerleşmiş oldu. Çünkü onun makamı da var. Evet. Aynı zamanda düşünün Hazreti Musa Firavun'un sarayında yetişen birisi. Yani düşünün lider kendi etvana tabi olmuş oluyor. Yani. Böyle bir şey söz konusu. Vasudda anisebil bu şekilde doğru yoldan da alıkonuluyor. Ve mâ keydu firavune illâ fî tevâ. Tabi Firavun'un bu kurmuş olduğu bu tuzak yani boşa çıkmaktan helakla sonuçlanmaktan başka bir şey yani söz konusu olamaz. Zaten evet, tebbe kelimesi helak olmak, yok olma anlamında kullanılır. Ve kâle lezî âmene, iman eden kişi dedi ki ya kavmi ittebi'ûni ehdikum sebîle raşad. Ya tamam, Firavun'dan artık vazgeçiyor. Diyor ki biz bunu anladık. Bu adam artık mümin olmayacak. Bari bana siz tabi olun. Sizlere ben doğru yolu göstereyim. Yani doğru yolun Hazreti Musa'ya tabi olmakta olduğunu en azından size göstermiş olayım diyor. Yarın üstün ben sorumlu olmayayım. Tabi burada yani hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğdeki üç aşamadan bahsediyor ya. Yani gücünüz yetiyorsa el ile müdahale edin. Gücünüz yetmiyorsa dil ile söyleyin. Burada bu adamın yaptığı o dil ile tebliğ, yani ikinci aşamayı kastediyor. Yani zaten Firavun'u alt edemez. En azından oradaki insanlara kendi lisanıyla anlatabildiği kadar hakikatleri anlatmaya çalışıyor. Evet. Ya kavmi inneme devam ediyor. İnneme hâzîl hayâtü dünya metâun. Ey kavmim diyor. Yani bu dünya hayatı bir geçimliktir. Ve innel âhirete hiye darul karar. Ahiret yurdu ise karara varılacak, son bulunacak, karargah olacak yer ahiret yurdudur. Yani o davetçinin dil uslubuna bakar mısın, evet, hocam? Gerçekten davet aşamasında kullanılan o dilin yani önemi. Hem akli hem nakli deliller öne sürüyor. Aynen. Onların anlayabileceği yani çok üst perdeden değil. Hocam yani doğru akli nakli deliller de öne sürürsün. Bazen de şu da çok önemli. Bunu yaparken kullandığınız uslup da çok önemli. Hani bunu bir bağırarak çağırarak yaptığınız zaman da gerektiği zaman etkili olur bu durum. Ama bazen de böyle sakin bir şekilde söylemeniz etkili olur. Yani dolayısıyla kullandığınız uslup bazen anlattığınız hakikatin önüne de geçmiş olabiliyor yani. Onun için gerçekten bu davetçinin de onları davet ettiği sırada öne sürmüş olduğu delillerin mantıka uygun olması ve uslubunun yumuşak olması değil mi? Son derece önemli. Yani şöyle diyor, yani bu geçimli gene de Kur'an-ı Kerim'de çok
geçimlik meta ifadesi dünya için kullanılır. Yani zaten dünyaya baktığımız zaman geneli insanların çoğunluğu biriktirdiği servetinin hepsini yiyemiyor. Yani ne kadar şey olursa biriktirirse biriktirsin, servetinin hepsini bitiren çok insan gördünüz mü? Çok azdır. Yani ahirete diyelim ki özellikle günümüz şartlarında dünyaya bu kadar bağlı olduğumuz bir zamanda, zaman diliminde adam servetinin hepsini bitirmiş, dünyadan ayrılmış, ahirete gitmiş. Mutlaka geride bir şeyler bırakıyor. Evet. Evini bırakıyor, arabasını bırakıyor, tarlasını bırakıyor, bahçesini bırakıyor. O da diyor ki işte buna dikkat çekiyor. Yani bu dünya hayatı bir geçimliktir. Birkaç günlük işte burada kaldın, geçimini sağladın, tamamdır yani. Men amile seyyiyeten fela yücze illa misliha. Şunu unutmayın diyor. Hani onların yapmış olduğu o yanlış ameller söz konusu olduğu için burada direkt seyyiyeden bahsediyor. Yani kötülüklerden bahsediyor, günahlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Kim bir kötülük yaparsa, bir yanlış yaparsa Allah Celle Celaluhu zalim değildir. Fela yücze illa misliha. Yapmış olduğu o yanlışın ancak karşılığı vardır. Başka bir şey söz konusu olamaz. Ve men amile salihen, kim salih amel isterse, yani Allah'ın emrettiği şekilde ameller yapar, yaşantısını ona göre düzenler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın çizgisini takip ederse, bu min zekerin ev unsa. Burada isterse erkek olsun, isterse bayan olsun fark etmez. Yani burada adam alimdir, diğeri de işte şu meslektendir, toplumun en alt kesimindendir, bu cennete girecek, diğeri cehenneme girecek söz konusu değil. Allah Celle Celaluhu min zekerin ev unsa. İsterse erkek olsun, isterse dişi olsun. En altta olsun, en üstte olsun fark etmez. Yani Allah kulları arasında ayrım yapmıyor. Ayrım yapmaz. Adaletli davranıyor. Evet. Adil sıfatı çünkü bunu gerektiriyor değil mi? Cenab-ı Allah'ın mesela bir kötülük yaptığı zaman o kötülüğün mislinin aynısının günahının verilmesi, yapılan iyiliklerin karşılığının da kötülüğün mislinin verilmesi adalet sıfatının gereği ve yapılan iyiliklerin mükafatının da kat kat verilmesi de Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, merhametinin göstergesidir. Gösterir. Ve huve mu'minun, aynı zamanda da inanıyorsa, yani salih amel işleyip inanıyorsa fe ulaike yedhunûnel cennete yurzakûne fiyâ bi gayri hisâb. Bakın kötülükte direkt mislinden bahsetti. İyilikte ise salih amel işlediği zaman direkt Allah Celle Celaluhu eğer iman ehli ise cennete götürüleceğinden, yerleştirileceğinden bahsediyor Celle Celaluhu. Devam ediyor vaaz-ı nasihata. Diyor ki ve ya kavmi mali ed'ukum ilen necat ve ted'uneni ilen nar. Ya ne oluyor da ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Yani Allah'ın Resulü'nün çağrısına davet ediyorum. Siz ise beni ateşe davet ediyorsunuz. Yeah. Yanlış yola saptırıyorsunuz. Bunu detaylandırıyor. Diyor ki yani burada necatın ne olduğu, ateşin de ne olduğunu ifade ediyor. Ted'uneni li ekfura billahi. Siz beni davet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Allah'ı inkar edeyim. Ve uşrike bi ma leyse li bihi ilmun. Yani bilgimizin olmadığı hususlarda Allah'a ortak koşmayı bizlere dikte ediyorsunuz. Buna bizi çağırıyorsunuz. Ve ene ed'ukum ilel azizil gafar. Ben ise işte o necat da budur. Ben sizi aziz olan, gafar olan Allah Celle Celaluhu'ya davet ediyorum. La jarama enma ted'unani ileyhi leysa lehu da'vatun fid dunya ve la fil ahireh. Yani hiçbir şüphe yoktur ki sizin beni çağırdığınız bu dava, yani dünyada da ahirette de bunun bir karşılığı tabiri caizse bir davası söz konusu değil. Ve enne meraddena ilallah, bizim netice itibariyle varacağımız nokta Allah'tır Celle Celaluhu. Ve ennel musrifine hum ashabun nar. İsraf ehli olan, israf dediğimiz yani Allah'ın hakkını tanımamazlıkta aşırıya kaçan insanlar, evet, hum ashabun nar, onlar ateşin sahipleridir. Cennete giremez, cehenneme girecektir. Diyor, devam ediyor o adam. Fesetedkurune ma ekulu lekum. Ama benim bu söylediklerimi ileride göreceksiniz, hatırlayacaksınız. Yani çok uzamayacak diyor bakın. Fesetedkurune ma ekulu lekum. Benim bu söylediklerimi sonradan hatırlayacaksınız. Bu adam bize böyle nasihatlerde bulundu diyeceksiniz. Yani oradaki o biraz da hani şeye girsek hocam, sin harfinin muzariinin başına gelmesi yakın geleceği yakın ifade gelecek, ediyor. Tabii yakın gelecek. Mesela bu ileride dediğiniz gibi çok uzak değil. Çok yani uzak değil. Yani yakın bir zamanda siz benim ne söylediğimi hatırlayacaksınız diyor.
Ve ufavvidu emri ilallah. Yani benim durumumu soracak olursan zaten ben kendi durumumu Allah'a havale etmişim. Kendimi Allah'a emanet etmişim diyor. İnne Allah'a basirun bil ibad. Allah Celle Celaluhu diyor ya bize kerimdir yani. Yani Allah Celle Celaluhu kullarını en iyi gören, en iyi bilendir. Fevakahullahu seyyiati ma makaru. Tabii şimdi Firavun'un yanında hem Firavun'a ve hem de ileri gelenlere bu derece cesareti bir vaaz nasihattan sonra muhtemeldir ki bunun aleyhine bir komplo, bir suikast düzenliyorlar. Allah Celle Celaluhu da onu korumaya almış. Diyor ki fevakahullahu seyyiati ma makaru. O Firavun ve avenesinin kurmuş olduğu o suikasttan Allah Celle Celaluhu o adamı korudu. Kötülüklerine muhafaza etti. Ve haqa bi ali firavne su'ul azab. Ve Firavun'un ailesine, yani al dediği burada Firavun'a tabi olanlar. Onun için bazı alimler özellikle al kelimesinin yani imanla bağdaştırıyorlar. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'in alı denildiği zaman sadece kendi yakın derecedeki akrabalar değil, bundan yola çıkarak Peygamber aleyhissalatü vesselama iman edenlerin de onun ehl-i beytinden sayılacağını bu kanalla yola çıkmış oluyorlar. Ve haqa bi ali firavne su'ul azab. İşte azabın en kötüsü Firavun'un ailesine inecektir diyor. Ennar yu'raduna aleyha guduvan ve aşiyya. Sabah akşam onlar ateşe arz olunurlar, ateşte yanarlar. Ve yevme tequmu sa'atu ve aynı zamanda kıyametin kopacağı gün şöyle denir. Edhilu ala firavne eşeddel azab. Şu Firavun'a tabi olanları en şedid olan azaba koyun derler. Tabii düşünün burada Firavun'u demiyor. Yani Firavun'a tabi olanlar. Yani diyelim ki bir insan sizi yanlışa davet ettiği zaman Allah Celle Celaluhu size akıl vermiş, yetenek vermiş. Siz bu bilgi beceriyle karşı tarafın davasının hak mı olduğunu, batıl mı olduğunu sorgulayacaksınız. Çünkü kıyamette siz ateşe sunulursunuz diyor. وَاِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ. Tabi bunlar ateşe girdikten sonra mücadele ederler, tartışırlar. فَيَقُولُ الضُعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Zayıf olan insanlar, yani Firavun'un etbaı veya diyelim ki liderlerin zayıf olan tebaası, لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا, o ileri gelenlere, o kibirli olan insanlara şöyle derler. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغُنُنَّ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Ya bizler gariban insanlardık. Yani biz çok bir şey bilmiyorduk. Sadece siz bizi çağırdınız, biz size tabi olduk. Yani bugün bizi, tabiri caizse bizi buradan kurtarın. Yani biz niye buradayız falan. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. O kibirli olan o liderler şöyle derler. اِنَّا كُلُّنْ ف۪يهَا. Yani gördüğünüz gibi yani hepimiz buradayız. Yani bizim birbirimizden bir farkımız yok. Dünyadayken kendilerini farklı gören insanlar ahirette aynı yere geldikleri zaman, aynı cehenneme yuvarlandıkları zaman şöyle derler. Ya görüyorsun işte bak bizim bir farkımız yok. Ama dünyada niye böyle yapıyordu? İşte Allah Celle Celaluhu ahiretteki durumu gözümüzün önüne seriyor. Diyor ki Allah size akıl vermiştir. Muhakemenizi yapın. Kendi geleceğinizi kendiniz inşa edin diyor. Evet. İnna Allah kad hakeme beynel ibad. Malumunuz diyor. Allah Celle Celaluhu kullar arasında da hüküm verdi. Yani kimin cennetlik olacağını, kimin de cehennemlik olacağını belirledi. Evet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ. Tabi ateştekiler artık şeyden ümitlerini kestiler. Kendi yanlış olan, batıl ehli olan liderlerinden ümitlerini kestikleri için bu defa o cehennemdeki o cehennemdeki olan o meleklere şöyle, bekçilere şöyle derler. اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Ya Rabbinize dua edin. Bir günde olsa, burada ya anlık da olabilir, zaman anlamı da olabilir, gün anlamı da olabilir. Ya bir zaman diliminde bizi şu ateşten bizi uzaklaştırın, ateşi bizden uzak tutun, en azından biraz dinlenelim. Kalu o zebaniler, o cehennemdeki melekler şöyle derler. Evvelem teku te'tikum rusulukum beyinat. Sizin peygamberlerine sizlere apaçık deliller getirmediler mi? قَالُوا بَلَا. Onlar da evet bize delilleri getirip sundular. قَالُوا فَدْعُوا. O zaman siz dua edin. Yani bizden dua isteyeceğinize siz kendiniz Allah'a dua edin. El açın dua edin cehennemde. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki وَمَا دُعَوُ الْكَافِينَ اِلَّا فِي الظَّلَالِ. Onların yapacağı bu dua da
Yani boşa çıkmaktan başka bir işe yaramaz. Yani orada duanın faydası olmaz. Evet. Yani inanmayan insanların akıbetinin gerçekten bu kadar çetin olduğu konusunda bu ayet-i kerimeler de bizlere bilgi sunuyor hocam. Evet. İnna Allah açıklama yapıyor. Diyor ki inna lenansuru rusulena vellezina amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Yani diyor iman ehli olan insanlar hiç şüpheye girmesinler. Bizler hem dünyada hem de ahirette, yani hem dünyada hem de ahirette gerek peygamberlerimize gerekse peygamberlere iman eden insanlara yardım edeceğimiz hususunda kimsenin şüphesi olmasın. Muhakkak biz yardımcı olacağız, yardım edeceğiz diyor. Evet. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَةٌ. Hangi günden bahsediyor? O günkü zalimlere mazeretleri fayda sağlamayacaktır. وَلَهُمُ الْلَعْنَةُ. Ve lanet onlara olur. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Ve kötü ev, kötü yurt da onlarınki olur. Yani o gün Allah Celle Celaluhu iman edenlere, peygamberlerine Allah Celle Celaluhu yardımcı olacağının vaadini veriyor. Yani burada son derece önemli hocam. Hani genelde gerek peygamberler, gerekse onların izinden giden davetçiler bu yoldan mücadele ederken elbette ki bu yol çetin bir yoldur, basit değildir. Çeşitli olumsuzluklarla karşılaşabilecektir. Efendim kendi çevresinden olsun, uzaktaki çevreden olsun olumsuzluklarla karşılaşabilecektir. Peygamberimizin hayatında bunun güzel örneklerini görmek mümkündür. Ama Cenab-ı Allah sonuç itibariyle burada bütün bu olumsuzluklara rağmen doğru yolda olan peygamberlerine ve peygamberlerin yolundan giden insanlara yardım edeceği konusunda bir vaatte bulunuyor ki onun vaadi de elbette ki haktır. Ardından Allah Celle Celaluhu devam ediyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ. Diyor ki biz Hazreti Musa'ya hidayeti verdik. Yani o Tevrat'tan hidayet olarak, yani hidayet kaynağı olarak bahsediyor. Evet. O dönemin Tevrat'ı zaten tahrif edilmemişti. Doğru yolu gösteriyordu. Biz bu Tevrat'ı Hazreti Musa'ya verdik. Ve evresna beni İsrail'e el kitabe. Ve biz İsrail oğullarını da kitaba varis kıldık. Malumunuz yani her kitabın koruyucuları onların ümmeti olmuştur. Ancak bizim Kur'an müstesna, Kur'an'ın koruyucusu Allah olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizzat ifade etmiştir. Evet. Huden ve zikra li ulil elbab. Bu kitap yani bu Tevrat hem hidayet kaynağıdır, aynı zamanda akıl sahipleri, kalp sahipleri yani Allah'ı idrak edenler için de bir hatırlatmadır diyor. Bütün bunlardan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki artık teselli babından fasbir, sabret. Evet. Yani bu Mekke ehlindeki olan Mekke ehlinden çektiğim bu kadar sıkıntıya inne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçekleşmesi haktır, hakikattir, gerçektir. Vestagfir li zenbike. Kendi hataların için, kendi günahların için Allah'tan istiğfar talep et. Bakın bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında biz ümmete yöneltilen bir taleptir. Yani kendi günahlarımız için istiğfar talep etmeliyiz. Yani darlığa girdiğimiz zaman, sıkıntıya girdiğimiz zaman yapacağımız ilk iş Allah'tan istiğfar talep etmek. وَسَّبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Ve aynı zamanda Allah'ı tesbih et. Sübhanallah de, elhamdülillah de, sübhanallahü ve bihamdihi de. Bil aşi ve libkar. Sabah akşam sürekli Allah'ı an ve sürekli Allah'ı tesbih edip istiğfar et. Yani bu da son derece önemli hocam. Bu ayet-i kerime gerçi hepsi elbette ki önemli de konu bapta düşündüğümüz ama hani bizler davetçi olan insanların niteliklerinden söz ederken burada özellikle sabır konusu geçiyor son derece önemli. Yani peygambere gerçekten o çetin dönemde Cenab-ı Allah'ın sabretmeyi tavsiye etmesi son derece önemli ve manidar ki onlar da bunu yaptılar ve bu şekilde başarılı olmuşlardır. Dolayısıyla davetçi bir insan da bu çetin yolda yürüdüğü zaman biraz önce ifade ettiğimiz gibi çeşitli olumsuzluklarla karşılaşması mümkündür. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı ne yapması lazım? Sabrederek mücadelesini devam ettirmesi lazımdır. Evet. İkincisi olarak da kusurundan dolayı af dileme ve Cenab-ı Allah'a hamd etme. Bunu yaptığın zaman peki ne olacak hocam? Allah'ın yardımı seninle beraber olacaktır. Hani yukarıda Cenab-ı Allah Allah'ın yardımını göreceksiniz diyor ya bu yolda. Onun yardımı da elbette ki sizin yapacağınız
Bu üç şeye bağlı. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri hususunda mücadeleye girişenler, yani propaganda yapıp Allah'ın hak hakikat olan dini ters yüz etmeye çalışanlar, بِغَيْرِ سُلْطَانِ اَتَاهُمْ Kendilerine gelen veya verilen bir yetki olmadığı halde, ellerinde bir delil, kendilerine gelen bir delil olmadığı halde mücadeleye girişenler, اِنْ ف۪ي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ Yani ki onların kalplerinde kibirden başka bir şey de yoktur. Allah Celle Celaluhu diyor ki bir balık yani zaten bunlar kendi diyelim kendileri için o kurgulamış olduğu o dünyaya zaten ulaşamazlar. Hiçbir zaman erişemezler. Festa'id evet. billah o zaman Allah'a sığın bu konuda. İnnehu es-semi'ul basir. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu söylenen her şeyi işiten ve yapılan her şeyi de görendir diyor. La halqu's semawati vel ardı ekberu min halqin nas. Ardından Allah Celle Celaluhu meydan okuyor. Diyor ki yani göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha mı büyüktür? Yani daha mı ağırdır? En büyük şey göklerin ve yerin yaratılışıdır. Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yaratmış ise elbette bu söylediklerini yerine getirmeye de kadirdir. وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bu hakikatin farkında değillerdir diyor Allah Celle Celaluhu. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ Allah Celle Celaluhu iman ehliyle dalalet ehlini karşılaştırıyor. Birisini kör, diğerini de gören olarak ifade ediyor. Kör ile gören hiçbir zaman eşit olmaz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسْيُوا İman edip salih amel işleyen ile yani günah işleyenler de hiçbir zaman bir olmazlar, denk değildir. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Ne kadar da az bunu hatırlıyorsunuz, tezekkür ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Yani bir nevi burada şöyle, yukarıdaki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah hani inkar edicilerin akıbetinden söz etti ya, işte onların zebanilerle karşılaşmaları, o efendim cehennem bekçileriyle karşılaşmaları ve herhangi bir yardım bulamamaları ve en şiddetli azaba müstahak olmalarının delilidir bu yani. Nasıl olur da Allah insanları, kullarını böyle bir efendim cezaya layık görebilir diye bir soru sorulacak olursa işte bunun cevabı burada yatıyor. Allah adildir. Dolayısıyla onun yanında gören ile görmeyen bir olmadığı gibi salih amel işleyenle işlemeyen, iman edenle etmeyen de bir olmaz. Ve elbette ki bunların akıbetinin bir olması da Cenab-ı Allah'ın adaletine yakışmaz. İnne sa'ate la'atiyetun. Muhakkak kıyamet gelecektir, kopacaktır. La raybe fiha. Bu konuda şüphe yoktur. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmezler diyor. Yani bu önemli bir şeydir. Yani şudur. Yani yakinen gelecekmiş gibi kendilerine çeki düzen vermezler. Ona göre hayatlarını tanzim etmezler. Evet, kıyamet vardır, kopacaktır falan. Kaç kişi kıyametin kopacakmış gibi kendi hayatını tanzim ediyor ve yaşıyor yani. Allah Celle Celle diyor ki وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların birçoğu bu konuda iman ehli değillerdir diyor. Gerçekten bu konuya iman etsek gerçek manada hocam, bu kadar kötülüklerin olması dünyada mümkün değildir. Zordur yani. Ardından وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah diyor ki yani sizin bağışlayıcınız, sizin dualarınıza icabet eden bir Rabbiniz söz konusu. Rabbiniz diyor ki bana dua edin, sizin dualarınıza icabet edeyim, kabul edeyim, yöneleyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي Yani benim ibadetimden yüz çevirip kibirlenen insanlar سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Aşağılanarak cehenneme gireceklerdir diyor. Burada tabii önemli bir şey, ibadet aynı zamanda dua ile beraber kullanılmış. Duanın da ibadetin bir parçası olduğu, yani müstakil olarak dua etmenin ibadet olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Evet. Yani geçen hafta da hani 3 ayların üzerinde. Başında da dua üzerinde durduk. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerinde peygamberlerin duasına yer verilmiştir. Bizler de duanın müstakil bir ibadet olduğunu, nafile bir ibadet olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah Celle Celaluhu bu konuda
bize tavsiyeleri var, emirleri söz konusu. Eyvallah hocam. Yani gerçekten bana dua edin, duanıza icabet edeyim, duanızı kabul edeyim. Demek ki Cenab-ı Allah verilen, yani yapılan bütün dualara bu onun bir vaadidir, icabet eder yani. Gerek bu dünyada, gerekse uhrevi alemde, ahiret aleminde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kısaca bugün gerçekten geniş bir şekilde Cenab-ı Allah Firavun'un meselesinden hareket ederek Hazreti Musa'nın döneminde yaşamış azgınlığıyla meşhur hadiseden hareket ederek bir nevi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona taraftar olanlara bu tarihi vaka ile efendim yapmış oldukları Mekke'de, Medine'de yapmış oldukları mücadelede insanları davet etmek konusunda bir moral ve motivasyon kaynağı oluyor ki dolayısıyla zaferin yollarını bir nevi bütün bu ayetler gösteriyor. Yani Müslümanları, peygamberi amacına ulaştıracak yol rehberliği yapıyor bütün bu ayetler. Dolayısıyla bu ayetler sadece elbette ki peygamberimizin dönemiyle sınırlandırmamak lazımdır. Çünkü Kur'an günümüze de hitap ediyor. Kıyamete kadar da bütün insanlara hitap edecektir. Günümüzdeki İslam davetçilerinin de efendim ne yapması lazım? Bu ayetlerden gereken dersi ve ibreti alması lazımdır. Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Yolumuz Kur'an yolu olsun.